Arkadaşlar merhabalar, bu videomda sıfır geometri kampında açı kenar bağıntıları konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci dersimizdeyiz, açıkenarın yani açıkenarın son dersindeyiz. Evet, ne anlatacağız? Açıkenar bağıntılarında geniş ve dar açılardan bahsedeceğiz size. Kitabımızda da sayfa numarası 98, 99 ve 100'ü işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Açıkenar bağıntılarında geniş ve dar açıdan bahsetmeden önce şöyle bir hatırlatma yapalım. Bir dik üçgende 90 derecenin karşısındaki kenar A ise ne oluyordu? A kare eşittir B kare artı C kare. Bu bizim Pisagor bağıntısıydı değil mi? Hatta buradan A'yı yalnız bırakacak olursak A neye eşit oluyor? Karekök içinde B kare artı C kare eşit oluyor. Peki şöyle bir yorum yapabiliriz o zaman. 90 dereceyken A kare B kare artı C kare eşitse, burası 90'dan küçükse ne olacak? Aradaki işaret küçük olacak. Büyükse ne olacak? Aradaki işaret büyük olacak. Bu kadar basit. 90 iken A kare B kare artı C kareye eşit. 90'dan küçükse küçük olacak. Büyükse de büyük olacak. İşte geniş ve dar açının mantığı da bu arkadaşım. İşte burada da söylemişiz. Eğer A açısı dar açı olursa 90'mış gibi düşün. A kare B kare artı C kareye eşit oluyor normalde. Ama 90'dan küçük olduğundan arada küçük işareti olacak. Hatta tam olarak üçgen eşitliğini de işin içine katacak olursak eğer. Bak ben burada ne bulmuş oldum? A'yı böyle karekök içinde B kare artı C kareden. Hani karekökünü alırsak. Karekök içinde B kare artı C kareden küçük buldum ya. Hocam A'nın üst sınırı var. Alt sınırdan koymamız lazım. Alt sınırı üçgen eşitliğinden ne geliyor? Hani toplamlarıyla farkları arasındaydı böyle. Ben yeni üst sınır elde ettim burada. Yeni üst sınır B kare artı C kare oldu. Dar açı olduğunda. Alt sınırda üçgen eşitliğindeki şu B eksi C olacak. Hemen bunu da yazarız. Tamam. Peki şurası geniş açı olursa ne olacak? Hocam 90 iken A kare neye eşitti? B kare artı C kareye. 90'dan büyükse aradaki işaret büyük olacak sadece. O zaman aradaki işaret büyük ya. Ben karekökünü alınca A ne oldu? Hocam B kare artı C kareden büyük oldu. Yani B kare artı C kare küçüktür A. Üst sınır lazım. Üst sınırda nedir arkadaşlar? Üst sınırda toplamlarıdır. O da nereden geliyor? Üçgen eşitliğinden geliyor zaten. Ha böyle bir şey geldiği zaman kenarlara da bakın. Eğer kenarlarda dik üçgendeki tanıdık şeyler varsa burada da kısa yolu uygulayabilirsiniz. Mesela 3 varsa 4 varsa burası 5'tir hocam. Ama geniş diyor ya 5'ten büyüktür hocam diyebilirsiniz. Kısa yolları yine burada uygulayabilirsiniz kardeşim. Tamam. Hadi bakalım. Ama dur, sorulara geçmeden önce şunu söyleyeyim. Arkadaşım böyle garip bir şeylik verilmişse yani soruda tamam A'nın kaç farklı değeri vardır sorularında üçgen eşitliği olduğunu biliyoruz. Ekstra bir bilgi verilmişse büyük ihtimalle bize genişliği ya da darlığı görmemizi isteyebilirler. Bu cümleme de dikkat et. Tamam. Ekstra bir bilgi verildiğinde. Direkt genişlik ya da darlık verilmezse. Evet. Şurası geniş açı olarak verilmiş arkadaşım. Bak şimdi. Geniş açı verilmiş. Hocam 90 iken ne oluyor burası? Burası 90 iken 5, 12, 13 oluyor. 90'dan büyükse ne olacak? 13'ten büyük olacak. Yani x büyüktür 13. X büyüktür 13 yazmayayım da alt sınır olarak yazayım. Hani 13 küçüktür x. Hani x 13'ten büyük. Aynı şey değil mi? Hocam bizden ne isteniyor? X'in en küçük tam sayı değeri isteniyor. Yani x büyüktür 13 deyip de x direkt 14 bulabiliriz arkadaşlar. X direkt 14 oldu diyebiliriz. Ha hocam tüm sınır istenirse üst sınır lazım bize. Üst sınırda üçgen eşitliğinden toplamları değil midir? Yani 17 dersin. Tüm aralığı da bu şekilde bulabiliriz. Tamam. Bir sonraki soru. Direkt dar açı demiş burayı. Hocam 90 olsaydı 8, 15, 17 olacaktı. O zaman 17'den büyük mü olacak? Evet. Yani 17'den büyük olacak arkadaşlar. Yok 17'den küçük olacak. Dikkat. 90 olsaydı 17 olacaktı. 90'dan küçükse 17'den küçük olacak. Tüm aralığı bulup alt sınır lazım. Alt sınırı da üçgen eşitliğinden farkları değil mi? Yani 7 yazarız. Olay biter. X'in en büyük değeri isteniyor. Cevap 16 diyebiliriz. Eğer böyle şey gelirse karekök içinde A kare artı B kare formülü yazmaya gerek yok. Ya da X kare büyüktür. Ya da küçüktür 8'in karesi artı 15'in karesi yazmamıza gerek yok. Zaten eskiden biz dik üçgeni bildiğimiz için burada da bu yorumlamayı güzel bir şekilde yapabiliriz. Şöyle bir dikkat demiştim ki biraz önce zaten o cümleyi söylemiştim ben. Ekstra bilgiler verildiğinde genelde genişlik ya da darlığı kullandırırlar. Mesela ikizkenarlık verilirse hocam ikizkenar üçgende taban açıları daima dardır. Sebep ikizkenarda çizilen yükseklik. Tabanı iki eş parçaya bölüyor ya yükseklik yani içeri düşer. O zaman burası dik üçgen ya hocam. O zaman burası dar açıdır. O zaman burası da kesinlikle ama kesinlikle geniş açıdır diyebiliriz. Başka. Şöyle işteğet çemberin merkezi verilmişse hocam burası kesinlikle ama kesinlikle 90 artı A açısı bölü 2 olduğundan Burası kesinlikle ama kesinlikle geniş diyebiliriz. İki tane dış açı ortay arasındaki açı, şuradaki açı mesela. Hocam burası da 90 eksi A açısı bölü 2 değil mi? Evet. Üçgenin açısında bunları öğrenmiştik. O yüzden böyle iki tane dış açı ortay arasındaki açıyı gördüğünüz zaman buradaki açıya da ne deriz? Dar açı deriz. Yani sen ekstra bilgiler verildiğinde hani bunları ezberleme, zaten sen bunları biliyorsun. Genişlik ya da darlık var mı diye beynini böyle meşgul et. O beynin zaten buradaki hamleleri otomatikman çözer. İkizkenarlık gördüğünde taban açıları daima dardır. Sonra şuradaki açıortaylar 90 artı A açısı bölü 2 olduğundan geniş oluyor. Yani geniş ama niye geniş? Bundan dolayı. Burası da 90 eksi A açısı bölü 2 olduğundan bu da dar açı olmak zorunda. Hadi bakalım. Bak x'in alacağı değer. Hocam bir kere burada bir üçgen eşitliği uygulayacağız. Eyvallah. Tamam. Ama niye burada x kenarlığı vermiş? X kenar üçgende daima ama daima taban açıları dardır. Niye? Çünkü çizilen yükseklik buraya düşüyor. Dik üçgen olduğu için burası kesinlikle dar. Yani burası geniş olmak zorunda. Özel bir üçgen yok. O zaman mecbur x kare büyüktür 2'nin karesi artı 2 kök 3'ün karesi. Aslında var da neyse 30-60-90 üçgeni. X kare büyüktür 4 artı 12'den 16. X büyüktür 4 mi yapar? Evet. X büyüktür 4 ise x'in en küçük tam sayı değeri isteniliyor bizden. Cevap 5 yapar. Geldik buraya. Hocam iki tane iç açı ortay arasındaki açı. Burası neydi? 90 artı A açısı bölü 2 idi. Yani burası kesinlikle ama kesinlikle geniş açıdır. Geniş açıysa. Hocam ne yapacağız? Bu üçgende geniş açıyı uygulayacağız. Eğer 90 olsaydı 9, 12, 15 olurdu. 90'dan büyükse 15'ten büyüktür. 15'ten büyüktür ya, 15'i sağa mı yazacağım? Hayır, sağa yazarsam x küçüktür 15 oluyor. 15'ten büyük olduğunu biliyorum ben. O zaman sola yazacağım. X'in alacağı tam değerleri bulmak için üst sınır lazım. Üst sınır da 12 artı 9 değil mi? Evet. Yani hangi değerleri alıyor? 16, 17, 18, 19, 20 değerini alıyor. Çünkü burası 21 ya. Toplamda 5 tane değer alıyor. Ya da 21'den 15 çıkart bir de 1 çıkart şeklinde de bulabiliriz. Kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruluyor. Cevap böylelikle 5 tane oldu. Sonraki soru. Bak bu sefer de 60 dereceden küçük verilmiş. Aynı 90'daki yorum gibi. Sen buraya 90'da ne diyorduk? 90'mış gibi kabul ediyorduk. 90'mış gibi kabul ettiğimizde bir değer buluyorduk. 90'dan küçükse o değerden küçük diyorduk. 90'dan büyükse o değerden büyük diyorduk. Burada da BAC açısı 60 dereceden küçüktenmiş ya. 60 gibi kabul edip ona göre çözelim. Burada kosinüs teoremi çözenli yapanlar var. Ama biz çok fazla tavsiye etmiyoruz. Ne yapacağız? 60'ın mantığını kullanacağız. Hocam dik çizelim. 60 parçalanmaz. Buradan çizilmez. Hocam buradan çizelim. Buradan çizersem 90'ın karşısı 5 iken 30'un karşısı 5 bölü 2 gelir. Daha kolayı vardır. Ya da buradan çizilebiliyor. İki tane dik çizme mantığı vardı ya özel açıya dokunmadan. Evet, buradan çizersem 90'ı. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4 olur. Buraya 1 kalır. 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı da 4 kök 3 yapar. Hocam burada Pisagor bağıntısından x kare eşittir 1'in karesi artı 4 kök 3'ün karesi olur. X kare buradan 49 yapar ve x de böylelikle 7 yapar. Bak normalde x 7 yaptı. 60 derece iken 7 bulduysak 60'tan küçük değerlerde 7'den küçük olmak zorunda değil mi arkadaşlar? Evet. 7'den küçük olduğu için sağa yazdım. X'in alacağı tam sayı değerlerinin toplamı isteniyor bizden. Alt sınır lazım. Alt sınırda bu ikisinin farkı değil midir arkadaşlar? Evet. Farkları da nedir? 8 eksi 5'tir. Yani 3 küçüktür x küçüktür 7 bulduk. 4, 5 ve 6'nın toplamı isteniyor ve cevap böylelikle 15 çıkar dostlar. Örnek 21'i 15 bulduk ve geldik örnek 22. Bu sefer de ABC açısını 45 dereceden büyük demiş. Yine 45 derece gibi düşün. Ne yaparsın? 45'in mantığını kullanırsın. Çekersin buradan bir diki. Diki çizdiğin zaman 45 90 ise o zaman burası da 45. 4 kök 2 ise 4 4 yapar. 3 kalır buraya. 3 4 5 yapar burası. Değil mi? 3 4 5 üçgeninden. Normalde x'i 5 bulduk. Ama 45 için x'i 5 bulduk. 45'ten büyükse o zaman x de 45'ten büyükse 5'ten büyük olmak zorunda değil mi? 5'i sağa mı yazacağım sola mı yazacağım? 5'ten büyük dediği için sola yazacağım. X'in alabileceği en küçük değer soruluyor bize. En küçük değer sorulduğu için buradaki sınır bana lazım değil. 5'ten büyük ya. Direkt 6 mı yapar? Evet. X en az 6 yapar arkadaşlar. 5 değil. X böyle 45 olsaydı 5 bulacaktık. En küçük değeri de 6 yapmış oldu. Evet, cevap 6. Geldik örnek 23'e. A noktasında bulunan A yaz. Aşağıdaki şekilde en kısa yoldan D noktasına gidecektir. Bu 8 birim, 15 birim, burası da 12 birim verilmiş. Paralellik verilmiş. BCD de geniş açı olarak verilmiş. Geniş açı. Burası da geniş açı verilmiş. Vay 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 arkadaşlar. Bizim Ayaz en kısa yoldan gidecekse aha da böyle gitmeyecek mi? İşte bizden bu isteniyor. Şimdi gençler, geniş açı gördüğümüz zaman 90 derece yorum yapıyorduk değil mi? Eğer burası 90 derece olmuş olsaydı, yani bizim yolumuz şöyle şöyle ve şöyle mi olacaktı? Genişken burası da geniş ya, yolumuz böyle 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 olacaktı. Yani burası 8, burası 15, burası da 12 olacaktı ve bizden ne istenilecekti? Şu istenilecekti arkadaşlar. 90 derece olmuş olsaydı ne yapardık? Bu uzunluğu bulmak için dik üçgen, dik üçgene karşılık getirirdik. Nasıl? Şöyle bir dikdörtgen yaparak. Hep böyle genişlik ve darlıkta bak 90 derece olsaydı yorumu yapıp da yapıyorum bak. Dikdörtgen yaptım. 8'ken 8, 15'ken 15. Hocam şurada bir Pisagor bağıntısı çıkar. 15 burası, 20 burası, 15, 20, 25 çıkar. Burası 90 iken burayı 25 bulduysam 90'dan büyük olduğunda burası 25'ten büyük mü olmak zorunda? Evet. Bizden en az değeri isteniyor arkadaşlar. 25'ten büyük en az değer ne olmak zorunda o zaman? 26 olmak zorunda. Güzel bir soru. İşte bak tam böyle ÖSYM'de çıkacak sorulardan biri yine. Böyle bir yıldızı hak ediyor sanki değil mi? Evet, örnek 23'ü 26 bulduk. Geldik örnek 24'e. Şimdi ben bu kapıyı açmışım. Bak kapıyı açarken dikkat et. Bu kapının bu uzunluğu burada. Sen bu kapıyı açtığında hop böyle. Kalem döndürdüğümde yine aynı kalem diyorum ya. Değil mi? Eşit. Yani 2 kök 3 iken burası da 2 kök 3 mü? Evet. Hala burası 4. Burası da 4. A ile A üssü arasındaki uzaklık isteniyor bizden. Şimdi ben bunu açmışım. 0 ile 120 derece arasında açmışım yalnız. Dur. Arkadaşlar A ile A üssü arasındaki uzaklık kaç farklı tam sayı değer alabilir diye soruluyor. O zaman arkadaşım buradaki ben 0 derece açarsam A ile A üssü çakışıyor, 0 olur. Sonra ne olacak arkadaşlar? Sonra böyle biraz daha açarsam 0'dan daha büyük. Sonra daha büyük, daha büyük, daha büyük, daha büyük. Sonra en fazla açtığım durumda buradaki durumda değil mi? Evet. Yani bizim bir kere aralığımız ne olacak arkadaşlar? 0 değerini alamaz. 0 ile 120 derece arasında. 0 açtığımda aralarındaki uzaklık 0 oluyor zaten. 0 ile 120 derece arasında. Peki burası 120 derece olarak kabul edersem. İkizkenar çıktı. 30-30-120 çıktı. O zaman 120 derece açtığım zaman arasındaki uzaklık en fazla uzaklık oluyor. O da 30-30-120'den 2 kök 3'ün kök 3 katı değil midir burası? Evet. Şu ikisinin çarpımı 3. 3 kere 2 6. Burası 6 yaptı. Yani hiç açık değilken 0. 120 derece açıkken 6. O zaman 120 derece aralığında açılıyor. 0 ile 120 derece arasında açılıyor. 0 ile 120 derece. 0 derece açtığında da eşitlik sağlanacak. O zaman 120 derece aralığında diyor. O zaman bunları da alacağım galiba değil mi? Alacağım alacağım. 120 derece aralığında dediği için 120'yi de kabul edeceğim yani. O zaman 0 ile 6 arasında olmak zorunda arkadaşlar. Şu x uzunluğu. Yani bizden ne isteniyor? 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Kaç tane değer alabilir diye soruluyor arkadaşlar bize. 1'den 6'ya kadar 6, bir de 0 var. Toplamda 7 tane olmadı mı? Evet. Evet, 0 uzunluğunu da alır arkadaşlar. Tamam. Çünkü 0 ile 120 derece aralığında açılıyor. 0 derece açsam aralarındaki uzaklık 0 oluyor. Yani 0 da değer. 120 açsak 6. 6 da değer. Tam sayı değerleri isteniliyor. Cevap 7 tane oldu. Evet, 24 güzel bir soru. Şimdi geldik şuraya arkadaşlar. Bir üçgende A'nın karşısı A, B'nin karşısı B, C'nin karşısı C ise A küçüktür B küçüktür C demek aynı zamanda A açısı küçüktür B açısı küçüktür C açısı demek değil midir? Evet. Arkadaşlar kenarlarla yükseklikler arasında ters bir orantı vardır. A küçüktür B küçüktür C ise HA büyüktür HB büyüktür HC'dir. Şimdi biz açılarla kenarlar arasında doğru orantı vardır diyorduk ya. Burada da yardımcı elemanlarda ters bir orantı var. Aynı şekilde açılarla da ilgili verildiği zaman A küçüktür B küçüktür C açısıysa HA büyüktür, HB büyüktür, HC diyebiliriz. İster kenarlar arasında ister açılar bağıntısı arasında bir bağıntı verilsin. Yardımcı elemanlar arasında ters bir ilişki vardır. Aynı şey ABC küçüklüğü varsa NA, NB, NC vardır. Aynı şey kenarortayda da geçerlidir. ABC küçükten büyüğe doğru sıralanmışsa en büyüğü VA'dır. En küçüğü A kenarıysa A kenarına çizilen kenarortay en büyüktür. Tamam. Olay bu. Mantık bu. Niye hocam? Niye hocam? Böyle nasıl aklımızda kalabilir? Mesela şurada en büyük açı bu ya. Bu en büyük açıdan çizilen yükseklik en küçük değil mi arkadaşlar? İşte böyle ufak tefek şeylerle aklınızda kalabilir. O yüzden kenarda en büyük ya. En büyük kenara çizilen yükseklik en küçük oluyor. Mesela şu kenara çizilen yükseklik daha büyük olur. Buraya çizilen yükseklik daha büyük olur. Tamam. Bu şekilde küçük küçük böyle mantıklarla da oradaki bilgilere de ulaşabilirsiniz. Şimdi kenar uzunlukları ABC olan bir üçgenin kenarları arasında böyle bir bantı varmış. Bunlar kaçta birleşiyor? 12'de. Buraya 6K, buraya ne diyebiliriz? 4K, buraya da 3K diyebiliriz. Buna göre bu üçgenin kenar ortayları arasındaki sıralama. Arkadaşlar A dediğimiz şöyle, A dediğimiz 6K, B dediğimiz 4K, C dediğimizde 3K değil mi? Yani A büyüktür B büyüktür C değil mi? Kenar ortayları arasındaki ilişki soruluyor. En büyük kenar B ise en küçük kenar ortayda bu olmak zorunda değil mi? A olmak zorunda. O zaman VA küçüktür, sonra VB, o da küçüktür, sonra VC şeklinde sıralama olur arkadaşlar. En büyük kenara çizilen kenar ortay en küçük olduğundan küçükten büyüğe doğru sırala diyor. A büyük B büyük C ise VA küçüktür VB küçüktür VC olur. Yani cevabımız bu olur. Geldik şuraya. Dikkat! Çeşit kenar bir üçgende A köşesinden çizilen yükseklik, açıortay ve kenarortay arasındaki sıralama da şudur. Buradan buraya çizilen en kısa uzaklık nedir? Yükseklik değil midir arkadaşlar? Evet, en küçüğü yüksekliktir. HA. Sonra NA açıortaydır. Sonra da kenarortay sıralaması vardır. E hocam en küçüğün yükseklik olduğunu tamam anladık. En büyüğün kenarortay olduğunu nereden anlayacağız? Yani bunlar küçük harfle gösteriliyor ya. V de büyük harfle gösteriliyor ya, kenarortay. Heh. O da öyle aklınızda kalsın. Yani şöyle bir sıralama vardır arkadaşlar. Yalnız çeşitkenar üçgende. Niye? İkizkenar üçgen olsa çizilen kenar ortayla yükseklik aynı olabilir. Bizim söylediğimiz şey çeşitkenar üçgende. Hatta eşkenar üçgende bütün yardımcı elemanlar ne oluyordu? Birbirine eşit olabiliyordu. O yüzden bunların çeşitkenar üçgende olduğunda dikkat edin. Ve gelelim sorusuna. HB ve VC demiş. Ben neyi biliyorum arkadaşlar? HA küçüktür, NA küçüktür, VA olduğunu biliyorum ama A ile ilgili bir şey yok burada. O zaman HA değil de B'li yazalım. HB küçüktür, NB küçüktür, VB olduğunu biliyorum. Ve bana HB VC demiş. Sen HB yerine VC yazarsan, aa hocam şu ve şu, gördün mü? VC küçüktür, VB geldi buradan. VC küçüktür VB demek ne demek? C kenarı B kenarından büyük demek değil midir arkadaşlar? Evet. Çünkü kenar ortayla kenarlar arasında ne vardı arkadaşlar? Ters bir orantı vardı. O zaman üçüncüsü kesinlikle doğru arkadaşım. Şimdi A ile ilgili bir şey diyebilir miyiz? Verilen bu bilgiden dolayı hiçbir şey diyemeyiz. Bununla ilgili kesinlikle bir şey söyleyemiyorum. Peki NB ve NC arasında bir ilişki söyleyebilir miyim? Evet. Ben şimdi C'yi B'den büyük buldum mu? Buldum. O zaman NC de NB'den küçük olmak zorunda değil mi? Evet. Yani NC NB'den küçük. O zaman bu ifade de doğru olmuş oldu arkadaşlar. Kesinlikle doğru olanlar ne oldu o zaman? 1 ve 3 oldu. Dikkat edin, bu da güzel bir soru. Sınavda çıkmaya aday sorulardan biri diyebiliriz. Örnek 26'yı böylelikle 1-3 bulduk. Ve açıkenar bağıntılarını böylelikle bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda çokgenlere geçeceğiz gençler. Çokgenler konusunun konu anlatımında görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.